Hocalarım merhabalar. Evet, bir aradan sonra Türkistan tarihinden soru çözerek devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin günün sorusu. Soru bize diyor ki, Sebüktigin aşağıdaki devletlerden hangisinde Gulam kökenli bir asker olarak yaşamını sürdürürken Herat bölgesinde Gaznelilerin kurulmasına zemin hazırlamıştır? 10 numara bir soru. Şimdi ÖSYM genelde hangi devlet kimden koparak kuruldu ya da ismini nereden aldı gibi sorular da sorabiliyor. Bu da ona benzer sorulardan bir tanesi. Şimdi hocalarım, Gazneliler biliyorsunuz Gazne şehri merkez olarak kurulan bir Türkistan devleti, hatta ismini de kurulduğu yerden alacak. Peki kimden koparak kuruldular? Şimdi burada Sebüktigin aslında hemen seçeneklere gelelim. Samanoğullarına bağlı olarak Herat bölgesini yöneten bir askerdi. Ve daha da önemlisi Gulam kökenli askerdi. Şimdi burada tabi Gulam sistemini biliyor olmanız gerekiyor. Kelime anlam olarak köle demektir. Yani Osmanlı'daki devşirme sisteminin Türkistan devletlerindeki versiyonu aslında. Köle kökenli, gulam kökenli bir askerken Samanoğullarına karşı bağımsızlık mücadelesini başlatarak Gaznelilerin temellerini atacak. Hemen arkasından başa geçen Alp Tigin'le beraber de Gazneliler resmiyette kurulmuş olacaklar. O zaman Gaznelilerin temellerini atan derse Sebüktigin'e gidiyorum. Kurucusu derse Alp Tigin'e gidiyorum. Ve kimden koparak kuruldu derse Samanoğullarından koptuğunu çok iyi bileceğim. İsmini nereden alır derse, ki bu çıkmış bir sınav sorusudur, Gazne şehri yani kurulduğu yerden ismini aldığını bileceğim. Bunun dışında şimdi Abbasilerden koparak kurulan devletler var. Biz onlara Tevaifi Mülük devletleri adını vereceğiz. Bunlardan iki tanesini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi Tolun oğullarıdır. Bir diğeri de hocalarım İşitler. İkisi de Abbasilerden koparak kuruldukları için Tevaifi Mülük devleti diye geçer. Selçuklulardan kopanlar. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nden kopan devletler ve atabeylikler var biliyorsunuz. Biz burada sadece devletlerden bahsedeceğiz. Peki kim onlar? Bunlardan birincisi ve en önemlisi Türkiye Selçukluları. Onun dışında Irak Horasan Selçukluları, hatta en son kurulan Irak Horasan Selçuklularıdır. Buna çok çok dikkat edin. Bunun dışında Suriye Selçukluları ve Kirman Selçukluları da yine Selçuklu Devleti'nden koparak kurulacaklar. Direkt isimleri üzerinden soru gelir. En son kurulan hangisi derse Horasan, Irak Horasan'a gidiyorum. Devam edelim. Karahanlardan koparak kurulan bilmenizi gerektirecek herhangi bir devlet yok. Bu durum İlşitler için de geçerli. Ha bu arada bir de şeyden bahsedelim. Samanoğulları bir Türk devleti değildir. Senin bilmene gerek yok. Abbasilerden koparak kurulan Tevafi Mülük devletlerinden bir tanesidir. Bizim müfredatımızı ilgilendirmez. Sen sadece Samanoğullarından Gaznelilerin koptuğunu çok iyi bilmen gerekiyor. Ha bu arada Selçuklular kimden koparak kuruldu derse, bu da çok güzel bir soru olur. O da Oğuz Yabgu Devleti'nden koparak kurulacak. Lütfen bunlara dikkat edin. ÖSYM belli aralıklarla bu tarz sorular getiriyor. Evet, bugünkü sorumuz böyle. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.